önceki dönem milletvekilim, Demokrat Parti ilçe başkanım, Köyceğiz ilçe başkanım, Ortacı ilçe başkanım, değerli katılımcılar, sevgili dalamanlar, hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği gibi bilindiği gibi 25 Haziran'da Mopak Kağıt Fabrikası'nın plastik atık bölümünde yangın çıkmıştır. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletmesi'ne ait yangın söndürme ekipleri en kısa sürede yangına müdahale ederek söndürmeye çalışmışlardır. Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri günlük ortalama 20 personel, 10 itfaiye aracı, 7 kepçenin çalışmalarıyla yangın büyük oranda sınırlandırılmıştır. Ancak plastik atıklar tamamen söndürülemediğinden birkaç günden beri için için yanmaya devam etmektedir. Çıkan dumandan Dalaman ve Ortaca çevresi önemli ölçüde rahatsız etmiştir. Bu çerçevede fabrika yönetimine ve ilgililere sormak istiyoruz. Fabrikada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken çalışmalar yapılmış mıdır? Bu konuyla ilgili denetimler yapılmış mıdır? Plastik veya diğer atıklar atık yönetmeliğine uygun depolanmış ve bertaraf işlemine tabi tutulmuş mudur? Atık depolama ve bertaraf etme işlemleri ile ilgili kurumlarca denetlenmiş midir? Buna ilişkin herhangi bir denetleme raporu var mıdır? Denetlemeler yapılmışsa fabrika yönetimi tespit edilen eksikleri gidermiş midir? Bununla ilgili herhangi bir cezai yaptırım uygulanmış mıdır? Fabrika yönetimce Çevre Şehircilik Bakanlığı ile endüstriyel atık yangınları durumunda neler yapılacağı konusunda bir çalışma yapmış mıdır? Fabrikada imalatı sırasında oluşan atıklar gerekli arıtmaya tabi tutulmuş mudur? Arıtmayla ilgili denetimler yapılmış mıdır? Özetle 2001 yılında yeni yatırımların yapılacağı, istihdamın artırılacağı vaadiyle özelleştirilen Dalaman Kağıt Fabrikası'nda bunların yapılmadığı gibi çevre ve insan sağlığını koruyucu önlemlerin de dahi alınmadığı anlaşılmaktadır. Kağıt fabrikası üretimine devam etmelidir. Biz Dalamanlar olarak elbette fabrikanın yeni teknolojik iyileştirme çalışmalarının yapılmasını, istihdamın arttırılmasını ve çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretimine devam etmesini istiyoruz. Bu arada ilgili kurumların fabrikanın tüm faaliyetlerinin yönetmeliklere uygun şekilde yapılıp yapılmadığını titizlikle denetlemesini ve alınan tüm önlemlerin halkla paylaşılmasını bekliyoruz. Yangın ayrıca şunu da göstermiştir. Acil durumlarda yerel yönetimlerin koordinasyonunda bir kriz masası oluşturarak halkın doğru bilgilendirilmesini gereği ortaya çıkmıştır. Ne yazık ki son yangında bu yapılmamıştır. Herkes sağdan soldan bilgi almaya çalışmış ve dolayısıyla bilgi kirliliği oluşmuştur. Bunun bir daha yaşanmaması için yerel bir kriz masası oluşturulmalı ve halkın doğru bilgi alması sağlanmalıdır. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Sözümüzü İl Başkanım Adem Zeybekoğlu'na veriyorum. Sevgili Dalamanlar, biz 5 gündür bu yangın ne üretmektedir, ne yanmaktadır? Bunu bilmek bizim hakkımız. Çünkü bizim sağlığımızın üstünde hiçbir şey düşünmüyoruz. Acaba yetkili kişiler niçin bunları daha önceden tedbirler alınmamış? Bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın niçin denetimini yapmamış? Bu 20 yıl önce yapılan atıklar deniliyor. 20 yıldır burada gerekli tedbirler niçin alınmamış? Biz Dalaman Mopak fabrikasının yetkililerinden ve devletin kurumlarından şunu istiyoruz. Burada halkın sağlığı nedir? Buradaki analiz sonuçları nedir? Burada hangi gazlar havaya verilmektedir? İnsan sağlığı üzerinde etkisi nedir? Bunların açık ve net söylenmesini istiyoruz. Çünkü yarın burada olabilecek herhangi bir olaydan kesinlikle yetkililer sorumludur. Burada Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Diyorum ki sen bu tedbirleri al. İnsan sağlığını önem ver. Rantı önem verme. Sen Muğla'ya sadece rant için geliyorsun. İnsanların sağlığının çok önemli olduğunu bilmeni istiyoruz. Burada en kısa zamanda yangının söndürülmesini istiyoruz. Sevgili Dalamanlar, bizim en doğal hakkımızdır. Sağlığımızı korumaktır. Yetkililer en kısa zamanda tekrar ediyorum,
sonuçları bize açıklamak zorundadır. Yangının çeşitli söndürme yöntemleri vardır. Bu acaba ne yanıyor ki, bunu köpükle mi söndürüyoruz, suyla mı söndüreceğiz? Bunların bilinmesini istiyoruz. Bu ancak bilim insanların bu konuda yardım istenmesi gereklidir. Acaba bu yangın kaç gün sürecek? Buna da bilmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Dalaman Altı, çok değerli siyasi parti yetkilileri ve değerli basınımız. Kanunen havada 50 birim üstünde karbonmonoksit bulunması insan sağlığı için tehlikelidir. Ve geçmiş günlerde AFAD'ın yapmış olduğu ölçümde 52 birim karbonmonoksit şu an Dalaman havasında gezmektedir. Mopak'ta yanan şey nedir? Bu yangın neden bir haftadır söndürülmemektedir? Burada yananlarla ilgili neden hiçbir sorumlu resmi kurum bir açıklama yapmamaktadır? Eğer bu bir çöp yangınıysa 21. yüzyılda diğer ülkeler Mars'ta yaşamı ilgilendiren konularda konuşurken biz bu çöp yangınını bir haftadır söndürememekteyiz. Mopak'ta yurt içinden ya da yurt dışından gelmiş kimyasal atıklar depolanmakta mıdır? Eğer depolanmaktaysa Mopak'ın gerekli izinleri var mıdır? Çevre Bakanlığı'nın tutmuş olduğu tutanaklardaki zararlı atıklar nelerdir? Mopak firmasının iş güvenliği uzmanları gerekli risk analizlerini yapmışlar mıdır? Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan Mopak çevre danışmanlık hizmeti almakta mıdır? Alıyorsa bu danışmanlık hizmeti raporları açıklanmalıdır. Mopak firmasının kapanması durumunda burada çalışan işçilerle ilgili bir çalışma mevcut mudur? Gerek Dalaman Belediyesi, Ortaca Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi nezdinde. Demokrat Parti olarak biz bu işin peşindeyiz ve aldığımız cevapları kamuoyuyla paylaşmaya hazırız. Biz Demokrat Parti olarak bu ülke için gerekirse can verdik, gerekirse hapis yaptık, gereken bedellerin hepsini ödedik ve Dalaman için de ödemeye hazırız. Çünkü bizim için yaşanacak Dalaman'dan başka bir Dalaman yok. Teşekkürler.